Şimdi hemen konuğumuzu da görelim. Saniye, harikasın, hemen konuğumuzu da getirdin. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş, merhaba. Merhabalar Hülya Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ya bir hazırlık olduğu söyleniyor. En düşük emekli maaşına zam hazırlığı olduğu belirtiliyor. Ama nasıl bir düzenleme olur? Onu tabii ki sizinle hani konuşmamız gerekiyor. Çünkü herkes merak ediyor. Kök maaş düşük, onun düşüklüğünden dolayı. 10.000 TL'nin altında kalan yaklaşık 2 milyona yakın, yani 1.8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılması da bekleniyor. Siz bekliyor musunuz böyle bir düzenleme olmasını? Eğer olursa da nasıl olur, ne kadar yansır diyelim. Hülya Hanım, geçen hafta Haziran ayı enflasyon oranı biraz beklentinin birazcık aşağısında 1.64 açıklanınca kümülatif olarak SSK ve Bağkur'ların emekli aylıkları %24.73 zamlanmış oldu. Evet. Memurlar için de 19.31 civarında kaldı. Tabi burada iki tane belirsiz konu vardı. Bir, yine bir seyyanen zam şeklinde bir refah payı verilip verilmeyeceği, bir de biraz önce sizin belirttiğiniz gibi 1 milyon 800 bin civarında, 10 bin liranın altında kök aylığı olması nedeniyle 10 bin lira civarında aylık alanların arttırılıp artırılmayacağına ilişkindi. Tabii aynen öyle. Yaklaşık burada 2 milyona yakın emekliden bahsediyoruz. Aslında 16 milyon emekli, yaklaşık 4 milyon civarı dul yetim aylıklarıyla birlikte 4 milyon kişi 10 bin lira ve altında alıyordu. Dolayısıyla bunlar yasal düzenlemeyle 10 bin liraya tamamlanıyordu. Geçen hafta katıldığımız yayınlarda bununla ilgili muhtemeldir ki %24.73'lük zammın 10 bin liraya da uygulanabileceğini belirttik. Çünkü sahada siyasilerin sahada gezmeleri veya televizyon programlarında, sosyal medya veya sivil toplum kuruluş toplantılarında 10 bin liranın çok düşük kaldığını, bunun da arttırılması gerektiğine ilişkin ciddi bir beklenti vardı. Bir baskı da muhtemeldir. Tabii, bununla ilgili bir baskı da var ve büyük şehirlerde gerçekten bu rakamlarla geçirmekte biraz zorlaşmış oldu. Dolayısıyla diğer emeklilere yapılacak olan 24.73'lük zammın muhtemelen alt sınır olan 10 bin liranın da uygulanarak bir artış yapılması uygulanıyordu. Kulis haberlerinde yaklaşık 12.463 lira civarında bir artışa ilişkin hükümetin bir çalışması olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanı'na sunacaklarına ilişkin kulis haberleri çıktı ama 24.73'ü arttırdığın zaman aslında 12.463 değil de 12.473 civarında, yani bir 10 liralık fark ediyor. Muhtemeldir ki belki o küsurat hatasından kaynaklanıyor olabilir ama şunu anlıyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri için uygulanacak olan %24.73'lük zam mı 10 bin lira en düşük olan emekli aylığı alanlara da uygulanacak? Zira şöyle bir sıkıntı var yoksa. Siz o sıkıntıyı anlatmadan, yani şöyle. Şimdi ben 10 bin lira alan bir emekliyim. En düşük emekli maaşım 10 bin lira. Ben şunu mu düşüneceğim, yani bu uygulamayla birlikte benim maaşım 12 bin küsür olacak, öyle mi? Evet, 10 bin lira. Olan emekli, yani 2000, o 1.8 milyon Türkiye'de yaşayan bu kök maaş meselesiyle mağdur olan 1.8 milyon emeklinin maaşı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkacak, öyle mi? 2 bin lira zam gelecek. 12.400 Evet, 2.463 lira civarında zam olacak. Aslında şöyle bir problem de var aslında Türkiye'de. Kimlerin kök aylığının ne olduğunu bilmemeli. Ben emekliyim diyelim. Acaba gerçek aylığı 10 bin lira alıyorum alt sınırdan dolayı ama gerçek aylığım 8 bin lira mı, 9 bin lira mı, 9.500 lira mı bilmediğim için ciddi bir şekilde şu anda zam alacak mıyım, almayacak mıyım belirsizlik var. Mesela 9 bin liraysa aylığı, zaten burada bir artış olmasa bile kısmi bir aylığında yükselme olacak. Ama diyelim siz, size zam gelip gelmediğini zaten anlayacaksınız. Hani oradan bileceksiniz, evet. Yani bir anlamda. Evet. Diyelim kök aylığı şu anda 10 bin lira alıyorsa ama gerçek aylığınız 7 bin liraysa %24.73 arttırsanız bile 10 bin liranın altında kalacağı için zam almayacaksınız. Burada vatandaşımızın ve sigortalılarımızın, yani emeklilerimizin bilmesi gereken şu. Eğer alt sınırdan şu anda 10 bin lira alıyorsalar, eğer bu Cumhurbaşkanı'na sunulan taslak yasalaşırsa, ki yasalaşmak zorunda alt sınır, otomatik artan enflasyonla birlikte belirlenen bir şey değil. Muhtemelen bununla ilgili mecliste bir kanun düzenleme olması gerekiyor. Bu düzenleme olursa 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 10.473 veya 63 liraya çıkacak. Çünkü 24.73 zam buna da uygulanırsa 12.473 liraya çıkması gerekiyor yani. O zaman, yani 12.400 bu o zaman hemen yasalaşırsa yansır mı? Yani tabii geriye doğru 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulandığı için emeklilere fark olarak bu yeniden bordrolaştırıp emeklilerin hesaplarına gönderilebiliyor.
Muhtemeldir eğer böyle bir düzenleme olursa yetişmez belki aylıklara. Çünkü biliyorsunuz aylıklar 18'den itibaren ödeneceği için mecliste plan bütçe ve genel kuruluş Tabii. süreci belki uzayabilir. Ama Yetişmeyebilir, değil geriye mi? doğru tabii yetişmeyebilir ama geriye doğru bu yasalaştığından 1 Temmuz'dan geçerli denileceği için geriye doğru fark olarak bu zamlar kendilerine yansıtılır. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı olmaz bu durumda. Başka böyle burada eksik gelip kalan bir mevzu, bir şey var mı? Yani aslında konuşulacak çok şey var da bu kök maaş meselesini böyle gündeme alalım Ya dedik aslında editörüm Serdar'la birlikte. Yani bunu cımbızlayalım dedik çünkü gerçekten mağdur çok insan var. Yani 2 milyon insana yakın, onlar az bir rakam değil. Başka bir şey var mı? Eğer yoksa size bir tek başka bir sorum, bir tane daha sorum var. burada asıl sorun şuradan kaynaklanıyor. Siz kök aylıkları düzeltmediğiniz zaman yani emekli aylığı bağlama sistemini değiştirmediğiniz sürece bu sorun bitmeyecek. Niye bitmeyecek? Şimdi şöyle düşün, en düşük alanları 10 bin liraya çıkartıyorsunuz, sonra bu düşük kaldı diye 12.500, 12.743 liraya çıkartıyorsunuz. Her neyse, bir süre sonra ne oluyor? Geçmişte bir asgari ücretten çalışıp şu anda gerçek aylığı 7 bin lira olanı alıp 12.500 liraya getirdiğiniz zaman iki asgari ücret, 2.500 asgari ücretle çalışanla aynı seviyeye getiriyorsunuz. Bu defa 2.500 asgari ücret çalışmış olan gerçek aylığı 12.500 lira olanla en düşükten alan eşitlenmiş oldu. Bu defa 2.500 asgari ücret ödeyen de diyor ki benim aylığıma da aynı oranda bir artış yapılması lazım. Çünkü o makası korumanız gerekiyor. Onun için bunun köklü çözülebilmesi için aylık bağlama sistemin yeniden değerlendirilip bu kök aylık dediğimiz gerçek aylıklarını başka bir sisteme kavuşturulması gerekiyor. Nasıl bir Yoksa sistem her olur defa yani o sisteme de kavuşturulması derken yani orada nasıl bir sistem olacak ki biz böyle bu kök meselesini de hayatımızdan çıkaralım bir. Yani zaten enflasyonist ortamdan çıkmak için biraz böyle hani deniyor ya yani fakirleşirsiniz sonrasında öyle. Ama bu ortamdan çıkıldığında da yani bu dejavu etkisinin de yaşanmaması gerekir ki öyle olacak diye umuyoruz. Bir program da uygulanıyor. Nasıl çıkılır peki? bağlama oranlarını değiştireceksiniz. Aylık bağlama oranlarını değiştirmediğiniz zaman sürekli asgari ücret seviyesinde çalışan insanların aylıkları taban aylığının altında kalacaktır. Dolayısıyla siz her defasında diyelim şu anda yaklaşık 2 milyona yakın insan alt sınırın altında aylık aldığı için siz bunları tutup alt sınıra yükselttiğiniz zaman alt sınırın üzerinde aylık alması gereken kişilerle aynı noktaya getiriyorsunuz. Bu defa daha önceden yüksek ücretle ve primle çalışmış olan kişilerle en düşükte çalışanlar eşitlediğiniz zaman kayıt dışılığa özendirirsiniz. Niye? Tabii. Siz diyelim bir asgari ücretle çalışan da sizin aylığınız eşitlendiği zaman ne olacak? Bir süre sonra siz de yüksekten ödeme refleksini göstermeyeceksiniz. Daha yüksek prim ödemeye gerek yok. Zaten alt sınırdan dolayı bir asgari ücretle üç asgari ücret ödeyen aynı aylığı alacaksa neden üç asgari ücret üzerinden aylığından prim ödeyeyim diyeceksiniz. Dolayısıyla bu bir sıkıntıya yol açacak. Onun için mutlaka ve mutlaka aylık bağlama oranlarının yeniden değerlendirilip bu konunun kökten çözülmesi gerek. Yoksa biz her 6 ayda bir enflasyon Aynı rakamları şey. açıklandığı Tabii. zaman Hep yeniden bu klas. konuları konuşmaya devam edeceğiz ve bir kısır döngüye dönüşecektir. Hem de biraz da adaletsizlik olur diye 3 asgari ücretle çalışanla bir asgari ücret aynı maaşı alacaksa o zaman bunda bir adaletsizlik olduğunu da Ya söyleyebiliriz. vallahi öyle. Çok teşekkür ediyorum. Murat Göktaş, sağ olun.